Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir kurabiye yapacağız. Bu öyle bir kurabiye ki ağızda dağılıyor, kıyır kıyır, asla bayatlamıyor, asla bayatlamıyor. Ve yapımı son derece kolay, çok basit malzemelerle çok kısa sürede yapabileceğiniz bir kurabiye. Bugüne kadarki yediğiniz kurabiyelerin hepsini unutun. Bu enfes, nefis, çok güzel bir kurabiye. Bunu özellikle ben babam için yapıyorum. Çünkü bu kurabiye gerçekten bayılıyor, çok seviyor. Ve günlerce dediğim gibi dayanan, asla bayatlamayan harika bir kurabiye. Üstelik de çok bereketli. Hemen malzemeleri sayıyorum. Şöyle bir çay bardağı pudra şekeriniz var. Eğer biraz daha tatlı seviyorsanız pudra şekerini bir çorba kaşığı kadar daha ekleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz ama bu şekliyle de harika oluyor. Çok hafif oluyor. Önceden çıkarttığınız ve yumuşattığınız bir yağınız olacak. 250 gramlık. Ben sana hamur işi için olanı kullanıyorum. Şöyle bir su bardağı. Bu su bardağı 200 ml'den biraz fazla. Hatta tam ölçü olarak şöyle söyleyeyim. Bu şekilde 350 grama denk gelecek şekilde un ve 350 grama denk gelecek şekilde de nişasta kullanacağız. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Bir pakette vanilyamız var. Hepsi bu kadar. Gayet kolay. Yapmaya başladıktan sonra fırınınızda belli bir aşamada ısıtacaksınız ki sıcak fırına koyacağız. Şimdi gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Önce nişastamızı, 1,5 su bardağı nişastamızı ekliyoruz. Şöyle. Kalan buçuğunu ben burada sizin gözünüzün önünde koyayım dedim. Ölçü olarak aynı bardağı unda da kullandığım için 350 grama aşağı yukarı denk geliyor. Yani bir tam paket 250 gramlıktır paketler. Buğday nişastasını kullanabilirsiniz. Üzerine de bir 100 gram daha ekleyebilirsiniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım bardak kadar daha nişastamı koyuyorum. Nişastayı koyduktan sonra vanilyayı ekliyorum. Yani gördüğünüz gibi bütün malzemeleri aslında bir seferde ekliyoruz. Vanilyasını koydum. Bir çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Bütün bu karışıma yumuşak yağımızı ekleyeceğim ve hepsini şöyle bir mıncıklayacağım. Sonra unu, 350 gramlık unumuzu eleyerek koyacağım. O eleme işlemi hamurun daha iyi kıvam almasını sağlatır ve çok daha kıyır kıyır olmasını sağlatır. O yüzden benim size önerim her zaman bu gibi tariflerde ununuzu eleyerek koymanız. Şimdi şu şekilde bütün malzemeleri koyduktan sonra yağımı da ekleyeceğim. Bir paket yağ koyuyorum dediğim gibi. Önceden mutlaka buzdolabından çıkartın. Yumuşak bir yağ olacak ki rahatlıkla yoğurabilirsiniz. Şu şekilde koyalım. Ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Kokuyu size anlatamam. O pudra şekerinin yağla birleştiği zamanki kokusu hele enfes. Evet, yağlı bir tarif, yağlı bir kurabiye ama dediğim gibi o kıyırtısına bayılacaksınız. Kıyır kıyır. Çok güzel. Ben kurabiyede böyle yumuşamış, hani bir gün bekler hele ilk yapıldığında güzeldir ama bir gün sonra böyle bir yumuşar, bir kendini bırakır. Hiç sevmediğim bir şeydir. O yüzden bu kurabiye tarifine bayılıyorum. Hem dediğim gibi yapımı çok kolay hem de çok 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 lezzetli. Bayağı yumuşak bir hamur olacak. Şöyle görüyorsunuz şu şekilde. Elimden de bakın nasıl ayrılıyor. Şimdi unumuzu koyacağız. Gördüğünüz gibi bir seferde koyuyorum hepsini. Şöyle güzelce eleyerek unu da ekledim. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Bunu tekrardan bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Artık bundan sonrası yoğurma. Şimdi bu şekilde görüyorsunuz ya, biraz sonra bu hamurunuz adeta bir krema gibi olacak. Güzel bir kıvam alacak. Ölçü yer tam olarak uyarsanız sonuç harika olacak. Güvenin bana. Görüyor musunuz? Şu anda iyice hamur şekil almaya başladı. Yumuşak fakat bir taraftan da elden ne yapıyor? Toplanıyor. Elinize de yapışmıyor. Görüyor musunuz? Bu kıvamı bulması gerekiyor. Bu tarifi muhakkak deneyin.
izlenme rekorları kırsın istediğim bir tarif olacak açıkçası. Çünkü denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz ve lütfen yorumlarda deneyenler yazsınlar. Çok başarılı bir kurabiye tarifi. Aşağı yukarı 5 dakikaya yakın yoğuruyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Görüyor musunuz tabağı? Gayet güzel topladı. Ve sonra şekil vermeye başlayacağız. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsterseniz oklavayla açıp kalıpla da kesebilirsiniz. Ben elimle şekil vermeyi tercih ediyorum. Şimdi şöyle bir yağlı kağıt serdiğim bir tepsim var. Bu tepsiye şu kadarlık lokmalar, şöyle bir ceviz büyüklüğünde lokmalar kopartıyorum. Ve sonra iyice yuvarlayıp hafifçe bastıracağım. Ebat şu, kalınlık bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aşağı yukarı 30 küsur çıkıyor bu ölçüden. Yaptığım kurabiyelerin çapı herhalde 5 santim kadar falan olsa gerek. Ölçerim sonra ama tahmin yürütüyorum şu anda. En sonunda fırından çıkarttıktan sonra da sıcakken pudra şekeri serpiyorum. Fırına koymadan önce de üzerlerini bir çatalla çizebilirsiniz. Bu arada yılbaşından sonra arkadaşlar böyledir ya, bir şeylerin başlangıcı ya pazartesidir ya yeni bir yıldır. Ya yeni bir ayın başlangıcıdır, ya mevsim başındadır falan, böyle bir zayıflamaya karar verirsiniz ya. Ben aslında çok güzel 29 Ağustos'ta başlayıp 50 güne yakın böyle çok dikkat ettiğim bir süreç oldu. 7 kilo verdim o süre içerisinde. Fakat sonra tekrardan böyle biraz ucunu bıraktım. Ama şimdi tekrar başlayacağım. Ama bu ara açıkçası biraz kendimi rahat bıraktım. Pek de kasmıyorum. Yani akşamları çekirdektir, şudur budur falan. Onlar gırla gidiyor. Ama bir dur noktam var. Onu da hatta isterseniz videoyu çekeyim. Ne yaptım, nasıl verdiğimi daha önce. Çünkü bence güzel bir yöntem oldu. Tabii ki orada bir tavsiye gibi olmayacak size. Yani ben ne yaptığımı, bana nasıl iyi geldiğini anlatacağım. Nelerden uzak durduğumu. Asla bir diyet gibi yapmadım, onu söyleyeyim. Çünkü o tip şeyleri sevmiyorum. Çok da faydalı olduğunu da düşünmüyorum. O diyet fikri insanı rahatsız ediyor. Tabii bunları şu anda sizle kurabiye yaparken konuşmak da apayrı bir konu. Ama biliyor musunuz, en çok Türkler yemekte yemek konuşurmuş. Yani yemekte yemek konuşuluyor ister istemez diye düşünüyorum, bilmiyorum. Öğlen yerken akşama ne pişireceğiz? Akşam yerken acaba çay saatine bir şey mi yapsak falan. Hep böyle sürekli bir plan program. Bu arada biraz muhabbet edelim bunları yaparken. Videolara ara verdim. Daha doğrusu istediğim sıklıkta pek çekmiyorum, çekemiyorum. Bilmiyorum motivasyonum mu düştü, ne oldu. Aslında istiyorum yüklemek fakat tabii işin kamera arkası biraz zorluyor açıkçası. Çünkü hani siz izliyorsunuz, izlerken işte 5 dakika, 10 dakika bir yayın izliyorsunuz. Hatta belki son izlemediyseniz kamera arkasında izleyin. Yani kaç tekrar oluyor bazen. İşte o ışığı ayarlamak, kaçan ışığı yakalamak. Işığı bulmuşken onu kaçırmadan hemen hızlı hızlı çekmeye çalışmak falan. Yani böyle işte açıyı ayarla, giyin, kuşan. O aşamalar biraz bazen itiraf ediyorum ki beni tembelliğe itmiyor değil. Ama itmemeli çünkü seviyorum da sizle böyle muhabbet edip konuşmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Bir de geçen bir arkadaşımla konuşuyordum. Şimdi YouTube'la ilgili çok fazla bilgiye sahibim aslında. Hatta bana şey söyledi, yani Deniz bunları bir paylaşsana dedi. Dedim, yani paylaşayım da insanlar şimdi diyecekler ki işte izleyici kitlenizi nasıl arttırırsınız? Sen niye arttırmıyorsun? Yani hani hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye bir şey var ya. Şimdi ne yapılacağını bazen bilmek yetmiyor, onu uygulamak lazım. Bunun da en başında aslında kanalınızın gerçekten bir hedef kitlesini belirlemeniz gerekiyor. Yani siz ne kanalsınız? Yemek mi? Moda mı? Makyaj mı? Yaşam tarzı mı, seyahat mi, gezi mi, eğitim mi, her neyse. Onu belirledikten sonra zaten izleyici kitleniz de ona göre oluşmaya başlıyor. Ama benim gibi böyle her şeyi yapmak istiyorsanız, yani ben şu anda aslında bunlardan çok fedakarlık edemiyorum. Çünkü yemek yapmayı da seviyorum, onu da paylaşmayı seviyorum. Sohbet etmekten de hoşlanıyorum. İşimle ilgili tecrübe sahibi olduğum işte konular, iletişim,
eğitim vesaire, onlarla ilgili de bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Aldıklarımı da ne moda, ne sürüyorum, ne giyiyorum onu da paylaşmak istiyorum. Yani biraz kafa karışık bir kanaldasınız şu anda. Eğer beni bu şekilde kabul ediyorsanız ve böyle devam et diyorsanız, böyle devam edeceğim. Biraz evet yavaş büyüyeceğiz. Ancak sonunda büyüyeceğimizi düşünüyorum. Kocaman bir aile olacağımızı düşünüyorum. Bayağı bir iş dökmeli video oldu bu arada. Yoksa yani mesela sadece eğitim, işte ne bileyim sadece kişisel gelişim sohbetleri, bunu da yapabilirim. Muhtemelen o zaman tabii ki genelde bu konuya ilgi duyanlar daha çok gelecekler ve kitle çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek. Ama dediğim gibi ben şu anda her telden çalmak sevdasındayım. Yani hoşuma giden her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, bakalım bizi süreç nereye götürecek. Siz de bana yardımcı olun o konuda, biraz yorumlarınızı yazın. Ne yapmalıyım sizce? Böyle mi devam etmeliyim? Yoksa tek bir konuya mı yönelmeliyim? Dediğim gibi 30 küsur çıkıyor demiştim. Hakikaten bereketli bir hamur. Evet, şu anda artık sonuncular geliyor. Bu arada fırınınızı önden ısıtın. 180 derece ısıtıyorsunuz dediğim gibi. Takip edin kurabiyelerinizi. Kurabiyenin rengi böyle dönmeyecek. Kahverengimsi olmayacak. Aynı bu renkte aşağı yukarı çıkacak. Anneannenin sözünü tekrar hatırlatıyorum. Daha önce de bir videoda hatırlatmıştım. Daima yemekle pişmeniz gerekiyor. Ki yaptığınız yemekler yanmasın ve başarılı olsun. Evet, şu anda 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 tane çıktı. Son yaptıklarımda biraz büyük büyük yaptım. Genel olarak da hepsinin ebadı birbirine eşit oldu denebilir. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu bebekler fırına gidiyor. Fırından çıktıktan sonra da sizinle paylaşacağım. Bir tadım da yaparız. Görüşmek üzere şimdilik. Ben fırına doğru tepsiyi götürüyorum. Evet, şu anda sıcacık. Elimin üstünde bayağı buharı tütüyor. Derler ya öyle. Fırından çıktı. Şimdi üzerlerine hemen bu sıcak halindeyken şöyle karlar yağdıracağız. Yani pudra şekeri serpeceğiz. Sıcakken pudra şekeri çok daha güzel kurabiyelerin üzerine nüfuz ediyor. İstediğiniz gibi bol bol dökebilirsiniz. Ya nasıl bir koku var var ya, şu an burada olmalıydınız. Bunu denemezseniz üzülürüm. Gerçekten muhakkak bunu deneyin. Kesinlikle. Yani hemen sizin için tatmak istiyorum fakat o kadar sıcak ki şu anda. Ama emin olun kıyır kıyır bir kurabiye oldu. 28-30 dakika arası pişti. Hemen bir tanesini alalım. Şöyle. Oh, çok sıcak. Kıyır kıyır. Harika. Bir tane ısırayım. Siz beni göremiyorsunuz ama şu anda sesi duyabilirsiniz. Enfes. Harika. Çok sıcak, zor yiyorum ama çok güzel olmuş. Harika. Nefis. Mutlaka. Mutlaka deniyorsunuz. Harika. Oh, çok yandım. Ama çok güzeldi. Değer. Kesinlikle yapın ve bana da yorumlarınızı yazın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik kendinize iyi bakın. Görüntüde yoktum ama ellerim var. Maharetler vardı bugün. Bir dahakine sohbet videosu olsun. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.